Evet, hayırlı olsun efendim diyelim. Öyle teşekkür de, ederiz. Uzun yıllar sonra. Evet, valla epey bir beklemişiz 15 yıl. Ben de nasıl geçti hiç anlamadım. Seyirciyle bir şekilde buluştuk sinema salonlarında, bazı televizyon projelerinde, ama tiyatroda böyle göz göze olmayı, onların o nefesini duymayı çok özlemişim. Bu oyunmuş, bu oyunu bekliyormuşum. Kısmet bu oyunaymış. Biraz da işte bir sürü şeyler yaşadık malum, biliyorsunuz, özellikle son iki senemiz. Aslında iki yıldır oyun hazırdı. En azından kafamızda şekillenmişti ama bir de dedik ki hani bunca yıl sonra sahneye dönüyorsak, hani bu pandemi koşullarının artık en ağır olduğu dönemde dönmeyelim de biraz daha seyirci salonları doldursun. Öyle işte iki boş bırak, bir dolu otur olmasın. Şöyle dolu dolu salonlarla dönüş yapalım istedik. Ve 26 Mart'ta da ilk oyunumuzu oynadık. Bu akşam üçüncüsünü oynayacağız. Neler hissettirdi peki uzun yıllar? Valla çok çok iyi hissettim tabii ki. Hakikaten çok özlemişim. Beni seven seyirciler de beni özlemiş. Onu hissettim. Güzel bir ekip, güzel bir oyun. Özlediğim, istediğim bizden bir oyun. Bizim insanımızın, bizim sıcaklığımızı hissedecekleri. Üstelik de biraz nostalji, biraz eskiye dönüş. Malum oyun, belki biliyorsunuz, bir 75'ten alıyor getiriyor bizi. Bir yere de getirmiyor aslında, o dönemi anlatıyor. Evet, azıcık o dönemden de bahsedelim. O işte Türkiye'nin o iyice karışık olduğu dönemler, ambargo dönemi, yine böyle kuyruklar, yokluk, şu bu derken bir Ankara'da böyle bir mahallede babaanne ve torun bir evde yaşamaktalar. Torununu okutabilmek için babaannesi başında beklemekte. Ve mahallemizin tatlı ve deli. Biz öyle diyoruz ama aslında çok kalbi temiz, insanı sevmekten başka bir şey düşünmeyen, sevgi dolu insanı ressamımız Süreyya. Mahallemizin güzel ve hayalleri çok büyük kızı Sülün. Ve işte benim torunum Ayhan. Ve oyunumuz aslında 10 kişilik bir oyun. Kadromuz daha kalabalık. Genç arkadaşlarımız da var. Ve Caner var. Caner Alkaya var, benim eski dostum, eski rol arkadaşım. Hatırlarsınız. O da bize tatlı bir konuk oyunculuk yapıyor diyebilirim ancak. İkinci perdede muhtarımızı oynuyor. Aslında kalabalık bir kadroyuz. Bir o kadar da arkada çalışan ekibimiz var. Çünkü oyunun dekoru bayağı hareketli ve çok aksesuarlı bir oyun. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum oyunla ilgili. Çünkü ben kaptırıp gidiyorum. Fazla şeyler söylemiş oluyorum. Birazcık sürprizlerini de kaçırmayayım. Bizim çok sevdiğimiz bir metin oldu. Biz çok güzel bir prova dönemi geçirdik. Doya doya çalıştık diyebilirim sevgili yönetmenimiz Serdar Biliş'le. Onun o masalsı rejisiyle, farklı farklı dokunuşlarıyla metin çok daha güzel bir hale geldi. Şimdi de heyecanla salonların dolmasını bekliyoruz. Seyircilerimizi bekliyoruz. Dediğim gibi bugün üçüncü oyunumuzu oynayacağız. Eskisi gibi çocuklar, tiyatrolar biliyorsunuz eskiden pazartesi günleri dışında hemen hemen her gün olurdu. Ama şimdi çok fazla etkinlik deniyor artık ona. Etkinlikler var, konserler var. Bu salonda çok fazla gösteri var. O yüzden ben daha sık oynanmasını istiyorum oyunumuzun, ama dur bakalım, herhalde turnelerde daha çok hasret gidereceğiz. Yakında turne programımız da belli olur. Dolaşacağız tabii ki. Dekorumuzu kurabileceğimiz doğru sahnelerde oynamak istiyoruz. Bayağı gideceğiz seyircimize. Durum bu. Benden bu kadar. Arkadaşlarım da şimdi. Çok değerli isimler iş görüyor. Evet. Evet. Vallahi biz de çok mutluyuz. Çünkü yıllar sonra bunun başımıza gelmiş olması çok büyük bir şans hepimiz için.
Demet Akman 15 sene sonra tekrardan tiyatro sahnesinde yer alması ki zaten seyircinin de bence çok artık hasret duyduğu bir şeydi. Keza benim de kişisel olarak öyleydi. O yüzden bir kere çok şanslı atlediyorum. Sonrasında yine Yılmaz Erdoğan'ın 20 sene sonra bir tiyatro oyunuyla karşımıza çıkması işi daha da kıymetli bir hale getirdi. Daha heyecanlı bir proje oldu bizler için. Ve yani gurur duymaktan başka bir şey yok şu anda. Çok çok keyifliyiz. Demet Akbağ'la aynı sahnede oynamaktan, Yılmaz Erdoğan'la metni oynamaktan, Serdar Bilgiç'in rejisine hizmet ediyor olmaktan çok içimize sinen, çok böyle huzurlu, rahat hissettiğimiz bir oyun oldu. Prova sürecine itibaren öyle oldu. Çok keyifli çalışıldı. O yüzden de artık sadece beklediğimiz seyirciyle buluşup hak ettiği değeri görmesi ve mükafatını alması. İyi bir öğretmen kendisi, tecrübelerden evet. Faydalanıyor. Tabii ki, tabii ki. Ben ikinci oyundan itibaren artık ne yapıyor diye böyle neden bu kadar gülüyorlar? Yani ben sahnede böyle izlememek için kendimi zor tutuyorum bir taraftan. Hani neyse ki bizim çok fazla karşılıklı ve birebir kaldığımız sahnelerimiz yok. Çünkü muhtemelen kaptırır böyle izler. Ben bazen izliyorum. Evet, izliyorsun yani, değil mi? Aksi mümkün değil. Yani çok sürprizli ve gerçekten ders niteliğinde oluyor her oyunumuzda. Ve prova sürecimiz zaten tahmin edersiniz. Ve gerçekten bu büyük buluşmaya 20 yıl sonrası çıkan bir metin ve 15 yıl sonrası çıkılan bir sahneye orada kanımızla canımızla şahitlik ediyor olmak, bir parçası oluyor olmak büyük gurur verici. Daha önce de söyledim, tahmin ediyorum ki bu şey başımızdan biraz gitmeye başladığında, yani oyunumuz iyice oturduğunda ya da işte yıllar ve yıllar geçtikten sonra nasıl başa çıkmışım falan diye herhalde düşünürüm. Öyle çünkü diyoruz şimdi şey, değil mi? Yani, sıcağı sıcağına anlamıyoruz. Yani bu anlaşılmayan hali ise anladığımda herhalde neler ben, yaşarım. Ben hala çok heyecan duyuyorum. Gördünüz de halimi zaten ilk oyunda. Bana diyorlar ki hala heyecan var mı? O heyecan olmasa bu iş olmaz zaten. Ben kendi heyecanımı düşünürken sizi hiç düşünmüyorum. Tahmin ediyorum heyecanınızı. Çok güzelmiş seyirciyle böyle gerçekten göz göze olabilmek. Ve dediğim gibi az önce de söyledim, ben oyun sayısından şikayetçiyim, daha çok oynayalım istiyorum. Benim için de çok çok özel aslında, benim ilk oyunum. O ayrı bir heyecan, bir de Demet ablayla aynı sahneyi evet. paylaşıyor olmak da ayrı bir heyecan. Çok çok mutluyum o yüzden. Oyunun ben Ankaralıyım ve oyunumuz da Ankara'da geçiyor. O yüzden oradan da bir bağım var. O evet, da çok yavaş yavaş benim. Söyledin bize onu ama evet, her seferinde bir başka şaşırdık. Biz de Ankaralıyız. Biz de Aydınlık evet. evler. Yok annemler şunu hatırlıyor. Evet. O dönemden bana bunu söylediler. Evet. Evet, senin orada bayağı bir geçmiş var ailenin, büyüklerinin. Evet, aile geçmişi var. O da çok heyecan verici benim için ve çok mutluyum. Gerçekten böyle çok iyi bir ekip olduğumuzu hissediyorum. Genç kuşağa birazcık o eski dönemi anlatıyoruz. Evet. Bizim kuşağa bir nostalji yapıyoruz. Aslında birçok şeyi de geçmişe döndüğünüzde gördüğünüz, bildiğiniz, okuduğunuz yakın tarih diyeceğim. O yakın tarihi sahnede canlı canlı görmek seyirciye heyecan verecektir. Çok öyle kıymetli. Düşünüyorum. Peki efendim, genç kuşak demişken daha çok tiyatroda değil de televizyonda olmayı istiyor ama şimdi böyle program insanlar sizle beraber. Vallahi genç neler hissettiriyor bu? Ya bu bana çok şey hissettiriyor. Çok güzel duygular hissediyorum ama çocuklar bildiğiniz gibi değil. Aslında gençlerin çoğu bir yandan tiyatroda yapıyorlar. Bunu görüyor olmak çok güzel. Televizyonda belki bazı dizilerde görüp o dizi karakteriyle hatırladığımız gençleri isimlerini tam bazılarının bilemesem de bir oyuna gidiyorum mesela. Bir anda ay diyorum, ben bu çocuğu hatırlıyorum. Gençler çok fazla tiyatro yapıyorlar aslında. Bir taraftan tiyatro kariyerlerini de böyle geliştiriyor olmaları beni çok mutlu ediyor. Tiyatroya da bu kadar ilgi çoğalmışken. Çünkü seyirci çok özledi canlı performans sahnede izlemeyi. Ben bunu görüyorum tiyatrolara olan ilgiden. Mesela Salih'in bir oyunu daha var bunun dışında değil mi? Sen evet. daha yeni, hatta bugün turneden geldin. Bütün oyunlar kapalı gişe gidiyor. Yer bulamıyorsunuz çoğuna. Ben bir oyuna yer bulamadığım zaman bir oyuncu olarak çok mutlu olurum. Ay yer yok. Ne kadar güzel. Ben görmeyeyim. Önemli değil ama yer olmasın. Bir zaman sonra seyrederim nasılsa diye. Bu çok önemli bir şey.
gelişi, oyunculuklarını tiyatro deneyimiyle geliştiriyor olmaları onlar için kariyer basamaklarını çıkarken çok daha sağlam çıkmalarını sağlayacak. Seviyorum gençleri. Sizin geri dönüş hikayenizi alsak, nasıl geldi ilk proje geldiğinde 15 yıl arada? Şimdi şöyle, zaten hep vardı böyle bir plan. Uzun zamandır hep bana böyle sizlerle rastlaştığımda soruyordunuz ama ben tam adı sanı belli olmadan söyleyip de sonra gerçekleşmez diye onu söylemiyordum pek. Aslında bu oyun gerçekten 2 yıldır üzerine düşündüğümüz bir şeydi. Hem istediğimiz kadroyu oturtalım. Yani dedik ki bunca zaman ara verdiysem ben her şey istediğim gibi olsun. Kadro istediğim gibi olsun, proje istediğim gibi olsun. İstediğimiz yönetmenle çalışalım, içimize sinen bir kadroyu kuralım. Bunu söylemek biraz vakit aldı. Bir de şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bir 2 sene, 3 sene, 4 sene derken onu anlamıyorsunuz nasıl olduğunu. Ama ben bile 15 yıl olduğunu yeni yeni idrak ediyorum. Ben 8-10 yıl olmuştur diyordum ben. Ama sonra şöyle bir geçmişi okuyunca hakikaten sinema filmleri şu bu derken çok süratle geçmiş zaman. Bir de şöyle oluyor. Arayı çok açınca bu sefer daha da sorumluluk artıyor. Diyorsunuz ki diyecekler ki hani bekledi bunca yıl da bunun için mi bekledi? Hani bunun için mi bekledi demesinler diye o bunun içinin çok içime sinen bir şey olmasını bekledim. Bir de o var. Bunun için bekledim. Bunun için bekledim. Bir de hani hepimiz söyleriz, hepiniz bilirsiniz. Kısmet diye bir şey de vardır. Bir yeri zamanı vardır her şeyin. Kısmet bugüneymiş. Biz de şimdi bundan sonra oyunumuzu seve seve oynamayının heyecanı içindeyiz artık. Geri dönüşlerden memnun musunuz? Valla 3 oyun için çok memnunuz. Evet. 2 oldu yani gerçekten. Bugün 3. oyun biraz da o kadar 5 haftalık kaç hafta prova yaptık? 6 galiba. 6 hafta süre içinde o kadar her gün birbirimizi görüyorduk ki şimdi araya bir 3 gün girdi bir yadırgadım ben. Yani bir ezber mi geçsek acaba falan durumundayız yani şu anda. Hakikaten sizle olan toplantımız bittikten sonra belki arkada şöyle bir hatırlarız. Bir prova yaparız. Çünkü çok üst üste olunca 3-4 gün ara bile fazla geliyor. Ama daha sık oynadığımız zaman o daha bir artık iyice rahatlayacağız. Ben en çok turneleri bekliyorum. Ay evet. En abi, büyük zevkle Ankara'yı bekliyorum mesela. Ankara'da yani Aydınlık Evler yani bu aslında bir Ankara'da geçen bir oyun. O yüzden Ankara turnesini merak ediyorum. Sevgili İzmirlileri, Antalyalıları işte ne bileyim gidebileceğimiz her yere salonumuzun, dekorumuzun daha doğrusu uyduğu her yere gitmek istiyoruz. Evet. İlk 2 oyunda başınızdan geçen böyle bir komik anı falan var mı? Ezberi unuttuğunuz ya da sahnede izlediğinize bakıp ben böyle... Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bağış var hadi. Eyvah. Pano. Sandalye. Pano. Çok güzel. Bir sandalyede Burak'la ikimizin sahnesi. İşte konuşuyor. Tamam hadi babaanne ben gidiyorum diyor. Kapıdan çıkıyor. Nereye gidiyorsun oğlum? İşte şuraya gidiyorum. Aman oğlum kendine dikkat et diyorum. Şöyle dönüyorum arkada bir sandalyeye oturacağım. Yok sandalye. Ama gözümün ucuyla fark ettim. Sonra bir anda bizim çocuklardan birini gördüm arkadaki teknik. Allah Allah dedim. Burak uzamış mı? Yani bakıyorum Burak. Meğer o sırada demişler ki sahne böyle gitmez. İkinci oyunda mı oldu bu? Birinci oyunda. Koca bir pano vardı sandalye yerine sahne. Sandalye yerine koca bir siyah pano var. Ve şöyle ama yani seyircinin de şimdi şu tarafını çok seviyorum. O kadar hoşgörülüler evet. ki. Evet. Ve o kadar bizim heyecanımızı paylaşıyorlar ki. Hiç anladılar ama görmezden geldiler. Çok güzel yani görmezden bizim geldiler. Bizim oyunumuzun işbirlikçileri olmuş oluyor. Aynen öyle oluyor. Yani hep beraber bunu da burada böyle. Bunu da burada. Bakıyorum yerde bir tane mor bir kese duruyor. Bu nedir o? Ağırlık kesesi orada evet. kalmış. Pano orada kalmış. Sandalye yok. Neyse onu hemen aldık ama eğer hani şöyle diyecek olursan ki öyle tehlikeli yerlerimiz de var aslında oyunun finalinde. Evet. Öyle bir tepelere çıkma falan. Bizim en büyük korkumuz teknik açıdan oydu. Evet. Yani bir yükseltinin üzerine bayağı bir yükseğe çıkıyor.
yapıyorlar. Gerçi her türlü önlem alındı o konuyla ilgili ama biz hepimiz şimdi yeni, daha yeni yeni oynuyoruz ya, arkada kendi olmadığımız sahnelerde herkes şöyle, o sahnede ne olacak diye arkada bir beklenti halindeyiz. En ufak bir alışa geldik ses dışında bir mırıltı, bir kulisteki fısırtı, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu, bir şey mi oldu anında yayılıyor arkada. Yok yok, her şey sağlam, tamam, merak etmeyin falan. Bir işaretlerle konuşuyoruz arka tarafta. Bir de benim dizimi vurmam var. Ah evet, karanlık. Çünkü karanlık sahnede hepinizin bildiği gibi full ışıktan birdenbire karanlığa düştüğünüzde minicik bir ışık da olsa insan hiç göremez ya. Tam öyle oldu. Her zaman çıktığım yerden çıkayım derken biraz adımı sağa koyayım. Bir çaktım dizimi dekora. Hemen arkasından da sahnede oturup sakin sakin camcıyla sohbetim var. Dizimden hafiften bir kan akıyor. Şuradan çok hafif. Evet yavrum, evet yavrum diye diye dinliyorum ama nasıl canım yanıyor. Bana diyorlar ki buz koyalım. Ne buzu o sahnede? Sahnede nerede buldun da koydun o sırada buzu? Neyse şuranda küçük bir yaramız var. Hafif acıyor. Zaten onu dedim. Bir de böyle bir adeti vardır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İkinci oyun diye bir sendrom vardır tiyatroda. İlk oyun çok çok iyi, kusursuz geçerse ikinci oyundan bütün oyuncular korkar. Yönetmen korkar, herkes korkar. Çünkü ilk oyunun rahatlığıyla aman aman çok güzel hallettik biz bu işi deyip ikinci oyuna girişirsin. İkinci oyunda da böyle neyse ki bununla seyircinin hiç anlayamayacağı ufak bir şeyle geçiştirmiş olduk ikinci oyunumuzu da. Şu ana kadar herhangi bir malzeme olabilecek size bir komik anı biriktirmedik ama biriktirdiğimizde zaten haberiniz olur. Şu ana çok kadar potansiyel sahibi bir oyun bu arada. Potansiyeli çok yüksek. Biz eğlendikçe bir şeyler çıkacak ve birimizin unutulmaz anısı olacak. Yani olabilecek herhangi bir aksilikte veya işte dediğimiz gibi yani seyirci o kadar affetmeye teşne ki, çünkü bunun da sebebi bence şununla doğru orantılı oluyor. Sahnedeki o enerjinin, o sıcaklığın seyircinin kabulü aynı zamanda affediciliğine de yansıyor ve hani ben de bunu başarmış olmaktan bu ekiple hakikaten çok mutluyum. O çok keyifli, çok rahat. Sağlam insanı. Bir kadro var arkada. Yani o günde öyle bir şeyin olması, yani 6 hafta boyunca hiç öyle bir aksilik olmayıp oyunda olması büyük bir tesadüftü. Böylece geçirdik efendim 3-2 oyunumuzu. Bugün üçüncüsü. Birazdan heyecan başlar bizde, hepimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Oyunu izlemeyen varsa bekleriz. Vakit bulursanız, sizler de yoğunsunuz, bekleriz, oyunu izleyin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.